Ya gelme peşimden. Ya bir dinlesen ölürsün değil mi? Yalan söyledin bana. Evleneceğim diye aldattın beni. Oynadın benimle. Çekil. Ya bir dur. Allah Allah. Ya bak ben seni sevdim. Bir hata yaptım tamam. Anlatacağım her şeyi bir dinle. Asıl ben sana inanmakla hata yaptım. Ya Aslı. Ya bırak beni. Şahin! Hiçbir yere tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim lütfen. Hadi uyan ne olur Şahin. Şahin hadi aç gözlerini ne olur ya. Şahin ya. Şahin. 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 Şahin hayır. Şahin uyan uyan ne olur ya Şahin. Ne olur Şahin. Şahin. Sen beni benden daha iyi bilirsin Rabbim. Sana gizli olmaz. Her şeyim sana ayan. Rabbim beni sevdiklerimi bağışla. Sana layık kul olabilmemiz için yardım et. Haksızlık ettiklerimin hesabını vermemi kolaylaştır. Aslı'ya haksızlık ettim Rabbim. Bana bu sınavda yüz akı olacak bir fırsat ver. Ne dünyada ne ukbada yüzüm yerde gezmeyeyim. Amin. (Gülüyor)
Aslı, çay getirdim sana. Dalmışım Çiğdem. Görüşmeyeli yıllar oldu. Ne iyi yaptın da geldin. Seni çok özlemişim canım kardeşim benim. Ben de seni çok özlemişim Çiğdem. Sağ ol. Anlat bakalım. Ne yaptın? Evli misin, nişanlı mısın? Yok. Yüzük? Ben bunu çok beğendim. Kendim aldım. Sen de benim gibi evde kaldın ha? Öyle oldu. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Köy öğretmeninin hayatı neyse onu yaşıyorum Aslı. Sana mektupta bahsettiğim öğretmen arkadaşım var ya. Seni çok merak ediyor. Adını ağzından düşürmüyor. İyi ki geldin. Az sonra bir bahaneyle damlar. Tanıştırırım sizi. Belki sen de Semih'i beğenirsin. Yok. Ben buraya onun için gelmedim Çiğdem. Biliyorum ama bakarsın anlaşırsınız. Neden olmasın değil mi? Belki hemen evlendiririz sizi. Bak, bir öğretmen arkadaşım var. Seni dilimden düşürmediğim için çok merak etti. Bana gönderdiğin fotoğrafını gösterdim ona. İnan Aslı, bu çocuk fotoğrafından sana aşık oldu. Seninle tanışmak, anlaşırsanız evlenmek istiyor. Niyeti çok ciddi. Hadi gel canım arkadaşım. Sen kendinden hiç bahsetmiyorsun Aslı. Son mektubunda orduya çalıştığını yazmıştın. Evet, çalışıyorum. Sen şu sungurları tanıyor musun? Sen onları nereden biliyorsun Çiğdem? Burada herkesin dilindeler. Teröristlere göz açtırmadıkları kulaktan kulağa yayıldı. Biliyor musun, ben de onlardan biriyim. Semih gelmiş olmalı. Hadi gel tanış çocukla. Hadi. Yok, hayır. Hadi gel kız, gel gel. Hadi. Ya. Hayırlı sabahlar Çiğdem. Hayırlı sabahlar. Bak Aslı geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Semih hayırdır böyle sabah sabah? Ben taze süt yumurta getirdim de kahvaltı için. Aslı belki sever diye düşündüm. Sever misin Aslı? Severim, teşekkür ederim. Gel içeri bizimle kahvaltı et. Ben de kahvaltı etmemiştim zaten. Diyemeyeceğim Semih, kusura bakma. Ben canım kardeşimle biraz vakit geçireceğim. Onun için sen okula git, öğrencilerime sahip çık. Ne yapalım? Nasipse başka bir gün kahvaltı ederiz. Okula geç kalacaksın Semih. Tamam, gidiyorum. Nasıl buldun? Şeker çocuk değil mi? Senin neyin var ya? Adam gibi anlatsana şunu. Bir şeyim yok Çiğdem. Biri senin canını acıtmış belli. Hadi anlat bana. Ben senin kardeşin sayılırım.
Boş ver. Önemli değil. Seni üzen o zat kimse tam ahmakmış ama. Eşeklik ettim ben. Belki böylesi daha iyi oldu. Belki doğru dürüst bir evlilik yapar. Çocukları olur. Ne o aslanım, inzivaya mı çekildin? Yok komutanım, nerede? Şişt, Yavuz oğlan. Tamam artık, takma kafana, üzülme. Ya hem bak, ben şekercimi bilirim. O mutlaka geri gelecektir vallahi. Ya doktor, ben çok büyük bir hata yaptım. Gitmesine müsaade etmekle aptallık ettim. Ya ne yapmış peki? Nereye gitmiş bu kız? Söğütlü köyüne. Öğretmen bir arkadaşı varmış, onun yanına gitmiş. Buyurun, ne istediniz? Biz partiden geliyoruz. Sizinle bir konu hakkında konuşacağız. Buyurun, şurada oturup konuşalım. Sizi dinliyorum. Sizi bir konuda aydınlatmak istiyoruz. Aydınlatın bakalım. Kürtlerin gerçek dini olan Zerdüşt dinine girmeye davet ediyoruz sizi. Nasıl yani? Zerdüşt dini çok eski bir dindir. İslamiyet gelmeden önce var olan bir dindir. Atalarımız o dine inanır ve barış içinde yaşarlardı. Aslında Kürt halkının gerçek dinidir Zerdüştlük. Yıllar önce Araplar kılıç zoruyla, eziyet ve katliamlarla barışçı Kürt halkına İslam dinini zorla kabul ettirmişler. O günden sonra da hiç özgür olamadık. Şimdi özgürlük elimizde ve yolu da Zerdüşt olmaktan geçiyor. Siz beni Zerdüştlük konusunda mı aydınlatacaksınız? Evet. Kürt halkını asıl dinine davet ediyoruz. Güzel. Şimdi siz de beni dinleyin o zaman. Öncelikle İslamiyet'in nasıl bir din olduğuna bakalım. İslamiyet bütün dinlerin özüdür. Hülasasıdır. Dolayısıyla İslamiyet de insanlığa aydınlatıcı olarak gelen son dindir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam son peygamberdir. Gelmiş geçmiş bütün dinlerin iyilik ve güzelliklerin tamamını içinde barındırır. İslam gelince diğer dinlerin hükmü bitmiştir. Kürtlerin zorla Müslüman olduğu saçmalığına gelince, Kürtler diğer Müslüman olan milletler gibi İslamiyetle şeref bulmuşlardır. Bunu da kendi rızalarıyla isteyerek yapmışlardır. Kürtlerin kılıç zoruyla İslam'ı kabul ettiklerini söylemek en başta Kürtlere hakarettir. Kaldı ki Müslümanlık kılıç dini değil, ilim ve barış dinidir. Sen ne iş yaparsın? Öğretmenim. Yani işbirlikçisin. Akılla, bilimle, vicdanla işbirliği içindeyim. Peki siz kimin borazanısınız ha? Hop dedik öğretmen, ileri gittin. Haddini bil. Yazık size. Barış dini diye Zerdüştlük propagandası yapıyorsunuz. Zavallılar. Size tek diyeceğim, aklınızı başınıza toplayın. Okuyun, öğrenin. Birilerinin üfledikleriyle değil, aklınızla, bilginizle konuşun. Ya da defolup gidin bu köyden. Bunun hesabını sorarız öğretmen. Bizimle böyle konuşamazsın. Bunlar örgüt militanı. Şimdi de bu köye bulaştılar. Öğretmenim! Öğretmen hanım! Öğretmen hanım! Yetiş, yardım et! Ne oldu Mustafa abi? Ya bu ateşin çocukları Zerdüştler gene geldi. Yana çocukları topladılar. Niye çocukları alıp eve götürmüyorsunuz? Ya bacım, köylü örgütle başının derde girmesini istemez. Ben alırım çocukları. Ben de geliyorum. Sizi kandırdılar. Faşist TC'nin bir oyunudur bu. Sizin asıl dininiz Zerdüştlüktür lan. Atalarımız bu dağlarda özgürce dolaşırken Zerdüşt'tü. Faşist TC ve onun işbirlikçileri
bu toprakları işgal ettiler. Ecdadımızı kılıçtan geçirdiler. Zerdüşt Kürt halkını zorla Müslüman yaptılar. Zerdüştlük Müslümanlıktan daha iyi bir dindir. Yalan! Yalanlarla çocukların aklını karıştırmayın. Sen kime karışıyorsun be? Sen kimsin be? Çiğdem öğretmenim! O bizim öğretmenimiz! Bizim öğretmenimiz! Bunların din diye size anlattığı maskaralıktır. Ben size dinler konusunda neler öğrettim? İslam son dindir ve Hazreti Muhammed de son peygamberdir. Aferin çocuklar size. İslam tüm insanları kucaklayan ve kurtuluşa çağıran bir dindir. Bunların saçma sapan sözlerini dinlemeyin. Hadi okulun yolunu tutun. Ben yetişirim size. Hadi. Tamam öğretmenim. Hadi doğru okula. Tamam. Çocukları hain oyununuza alet etmeyin. Öğretmen, bunun hesabını sorarız sana. Senin sonun kötü olacak ha. Çekip gidin bu köyden hadi. Ulan öğretmen, seni kötü edeceğiz ha. Defolun gidin buradan. Defolun. Defolun. Yürü. Sen komando timinde misin Allah aşkına? Hadi gel çocuklara yetişelim. Bunlar hep gelirler mi bu köye? Yeni dadandılar. Militanları kovdun ya, örgüt seni rahat bırakmaz. Ben dinine, devletine bağlı bir öğretmenim. Sonuna kadar mücadele ederim o hainlerle. Öğretmen hanım! Öğretmen hanım! Dur bekle az. Hayırdır Emine Hanım? Biz de sana gelirdik. Önemli bir diyeceğimiz vardır. Neymiş Emine Hanım? Hayırdır? O benim kardeşimdir. Çekinmeyin. Derdiniz neyse anlatın. Hani bizim örgütteki çocuklar vardı ya. İşte onlar örgütten kaçmıştır. Sakladık onları. Hele bize yardım et öğretmen hanım. Evlatlarımız teslim olmak isterler. Sağ salim teslim edelim askere. Olur olur. Tabii. En doğrusu bu. Ben alır onları karakola götürürüm. Allah razı olsun. Örgüt firarı öğrendiyse çoktan harekete geçmiştir. Kazak komutan cevap ver. Devam et. Seni dinliyorum. Kaçakların anaları öğretmenden yardım istedi. Firarilerin köyde olduğu bellidir. Ulan o işbirlikçi ajanları bulmalıyız. Ben hemen geliyorum. Gerillaları topla Ejin. Ne yapacağım Naza komutan? Kız manken gibi durma öyle. Toplanın ulan! Cemal Başkan. Kamptan kaçan işbirlikçi ajanların yeri tespit edildi. Söğütlü'deki baş belası öğretmen de işin içine karışmış. Bu hainleri olmasa özellikle canlı bomba vayet önemli. Bölgedeki canlı bombaları biliyor. Askerin eline geçmemeli. Ölü veya diri istiyorum onu. Emredersin başkanım. Toplanın la gidiyoruz. Götüreceksin. Hastaneye yatıracağım. Kurtulacaksın Vahit'im. Kızım. Yavrum. Ne olmuş Vahit'e? Dağda ciğeri gitti oğlum. O hainler yaptı oğluma. Seni canlı bomba grubuna ayırdılar değil mi? Doğrudur bacım. Askere diyeceğim çoktur. Hepsinin yerini yapılacakları tek tek bilirim. Zehra, hele bir bak bana yavrum. Yavrum, hele bir bak bana Zehra. Kaçma benden kızım. Hadi kızım, yüzünü çevirme benden. Yaklaşma bana Allah. Bakma yüzüm yok.
Bunun nesi var? Zavallı Zehra. Dağdan birini sevmiş. Onun peşinden dağa gitmiş. Adam kızı yarı yolda bırakmış. Zavallı Zehra'nın başına gelmedik kalmamış dağda. Bütün bunlar anasının babasının kulağına geldi. Ben konuşurum Ayşe Hanım. Ağlama Zehra. Bak kurtuldun artık. Böyle kurtulmak mı olur öğretmen abla? O Allah'ın belaları neler ettiler bana. Kadınlıktan utanır oldum. Bütün köye rezil oldum. Namussuz damgası yedim. Bittim ben. Sur senin değil Zehra. Sur seni yarı yolda bırakanların. Senin başına bunların gelmesine sebep olanların. Hemen karakola götürelim bunları Aslı. Olmaz Çiğdem. Örgüt kaçakların izini sürüyordur. Karakola varmadan hepimizi öldürürler. Ne yapacağız peki? Benim telefon açmam lazım Çiğdem. Okuldan ara. Tamam. Devam et. Kaçakların yerini buldum. Köyün üstündeki kara mağaradalar. Tamam. Söğütlü köyü üstündeki kara mağaradalar komutanım. Asık kaç kişiler? Bir kız var. Bir de intihar bombacısı genç bir çocuk var. Çok şey bildiklerini söylüyorlar. İtirafçı olacaklarmış komutanım. Tamam Aslı, hemen geliyorum. Siz de çok dikkatli olun, tamam mı? Emredersiniz. Hayırdır komutanım? Aslı, bulunduğu yerde teslim olmak isteyen iki tane terörist varmış. Biri intihar bombacısı. Hemen onları almamız lazım Celil. Hemen çıkalım hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi kımıldayın be! Hadi 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 hadi! Ne oldu komutanım? Hadi oğlum hadi, kordon mu burası? Koşun oğlum koşun haydi! Hayırdır komutanım, nereye gidiyoruz? Ne bu telaş? Sallanma koçum sallanma, hadi atla çabuk. Aslı'ya gidiyoruz. Tamam. Aslı mı? Aslı'ya. Amma geveze oldun sen de ha. Kız iki terörist teslim edecekmiş. Açığa alınmasına rağmen boş durmuyor işte. Hadi. Tamam ben o zaman silahımı alayım hemen. Benim orada silahım. Ya çocuk Aslı'nın adını duyunca canlandı ha. Adrenalin verilmiş gibi. Püh püh püh. Celil hadi çıkalım. Hazırız komutanım. Hadi çıkıyoruz. Yürü. Bu sefer sana her şeyi anlatacağım Aslı, her şeyi. Geldik biz. Gördüm. Hala mağaradalar mı? Evet Naza komutan. Sen kaybol. Hadi lan çabuk. Aslı. Bizi burada bulamazlar. Endişelenme. Biz yine de tedbirimizi alalım Çiğdem. Ne olur ne olmaz. Siz buradan dışarı çıkmayın sakın. Abla. Benim onlarla görülecek hesabım var. İyi. Zehra kızım. Zehra kızım. Dur, dur Ayşe Hanım dur. Gitme kızım. Etme. Kürt kızlarına yaptığınız damsızlığın bedelini ödeyeceksiniz. Ne duruyorsunuz lan? El bombası atsanıza. Ay.
Zehra'm, Zehra'm. Dur Ayşe Hanım, nereye gidiyorsun? Dur, Zehra. Otur. Sıkıştık burada Çiğdem öğretmen. Ne yapacağız şimdi? Askerlerin zamanında gelmesi için dua edeceksin. Ne bekliyorsunuz? Sıkın hadi. Kimse sağ çıkmayacak buradan. Yaklaştırma şunları Zehra. Tamam abla. Şöyle bir dersin. Allah'ım sen yardım et bize. Koşun lan, koşun. Ya şunları ateş edin lan, şunları edin lan. Çocuklar içeri içeri çabuk, hadi içeri. Çabuk sınıflara. Çıkmayın dışarı. Örnek yok. Ne oluyor muhtar? Yukarılarda çatışma vardır herhalde. Bu teröristler buraya da bulaştı. Başımız kötü yanacaktır. Ulan geri zekalılar. Bu çatışma 2 gün sürer burada. Şerefsiz Naz'a burada. Bombalayın lan mağarayı. Zehra dikkat et. Ayşe Hanım dur! Dur! Alıyorum! Abla! Abla dur! Ana! Hayır! Ana! Zehra gel! Ana! Ne oluyor lan? Bu ne lan? Bu baş belaları nereden çıktı be? Ateş edin! Ana! Ana! Ana iyisin. Kızım alçaklara ateş etti. Celik dikkatli ol. Durmayın aslanlar. Kaçırmayın. Görsünler bakalım el mi yalan bey mi yalan. Lan. Bana bak kız. Bir alçaklık yaparsan kendini öldü bil, tamam mı? Oysa teslim olmuştum kızım. Bunları bilmez misin? Hiç onlara güven olur mu? Tamam. Yarası hafif Zehra. Korkma, bir şey olmaz bundan. Yürü kız, yürü. Gidiyoruz buradan, yürü. Komutanım, yılan kadın kaçıyor. Durun. Durun. Ya durun. Dur. Ya dur, ne yapıyorsun? Komut abi, ne yapıyorsun? Çekil önümden be adam, çekil. Kızım, eşin orada komutanım. Eşin. Yavrum! Baba! Eşin! Kızım! Dur lan! Ne dedim lan ben sana ha? Hadi git! Git de gör bakalım nasıl yiyorsun kurşunu. Bırak! Bunlara veririm seni. Bırak! Bak! Sesini. Hepsi aç kurtlar gibi. Bırak! Dur, dur gel buraya! Dur! Kıpraşma! Eşin, kızım. Hakkını helal et baba. Gelemem. Bu kız. Yürü. Niye gidiyor? Ne yapıyor bu komutanım? Eşin niye gidiyor onlarla? Eşin. Abi, dur. Peşlerinden gitmek değil. Niye gitti onlarla komutanım? Niye? Niye? Geçmiş olsun. Bu dediğim ilaçları kullanan hiçbir şeyin kalmaz. Tamam mı abla? Sağ ol. Allah razı olsun doktor. Eyvallah. Sağ olasın. Buyur. Gel kızım hadi. Çok hastadır komutan. Daha da ciğerleri bitmişti. Merak etme bacım. Hemen hastaneye yatacağım. Komutan, kızım sana emanettir. Merak etmeyin. Çocuklarınız artık emin ellerde. Allah size zeval vermesin ha komutan. Allah cümlemize zeval vermesin. Celil.
Abdullah, Ramazan, hadi çocuklar. Hadi teyzeciğim, hadi. Hadi. Nizam, kız gidiyor Nizam. Benim böyle bir kızım yoktur. Benim kızım daha gidince ölmüştür. Yanlış yaparsın ağa. Kızını boşuna suçlama. Ne yaptılarsa o dağdakiler yapmıştır. Kızım bunu istememiştir. Git, sarıl. Saçlarını okşa. O senin canındır. Canından bir parçadır. Benim kızımı da kaçırdılar. Benim kızım gelse, eşinim gelse, sarılsa boynuma, kızım derim, basarım bağrıma. Sen de böyle yap ağa. Babalık zor gününde yanında olmaktır. Kızım! Baba! Hadi git. Yavrum! Baba! Kızım! Şükürler olsun. Tam zamanında yetiştiniz Üsteğmen'im. Ya maazallah, facia olacaktı. Allah razı olsun sizlerden. Allah cümlemizden razı olsun. Aslı sungurlardan olduğunu söylemedi bana. Timin en iyi elemanıdır. Çok defa canımızı kurtardı. Gözü karadır biraz. Dediğim dediktir yani. Sen öğretmenle kalası. Bir tersi olursa haber ver. Emredersiniz komutanım. Celil, hadi çıkalım. Emredersiniz komutanım. Doktor. Fotoğrafından sana aşık oldu. Niyeti ciddi. Anlaşırsanız evlenirsiniz Semih'le. Oğlum yalı kazığı gibi durma. Hareket ediyoruz. Hala bekleyecek misin? Ne diyeceğim? Bak, böyle fırsatlar her zaman ele geçmez. Git gönlünü al kızın. Bir iki güzel söz söyle oğlum. Tamam. Hadi. Aslı'ya haksızlık yapma. Bırak evlensin. Anne olsun. Ya bu yine tutuldu kaldı ya, şuna baksana. Oğlum kazma lan bu. Bildiğin kazma. Ya pardon dostum, sen de ama ondan çok da farklı değilsin yani. Senin Zeynep'e yaptıklarını ne tez unuttun ya. Doktor yürü lan, hadi yürü çıkıyoruz. Ne oldu yine kordon, bırak ya, yalan mı ya? Hayret bir hadi, şey. Hadi uzatma. Sana teşekkür edemedim. Hayatımı kurtardın. Buralara yolunuz düşerse okula da uğrayın. Sohbet ederiz. Kısmetse. Yok ama sana ya. Yine konuşmadın. Hoş geldin dağların yabanı. Oğlum sen niye onunla konuşmuyorsun da gidiyorsun diğer kızla konuşuyorsun? Ama sen de tabii haklısın. Kordonun yanında dura dura sen de ona çektin. Az bana benze. En çapkın benim. Ha tabii tabii. Sen okula git Semih. Ben de geliyorum. Aslı da geliyor mu? Ya hadi git Semih. Tamam. Örgütmen hanım. İyilik yaparsın. İyi hoş da. Örgütün elinden adam alırsın. Başımız kötü belaya girecek. Muhtar, yıllardır terör eziyeti çekiyoruz. Artık buna bir dur deme zamanı geldi. Dinime, imanıma, bayrağıma kim el uzatırsa onlarla mücadele ederim. Ya
Yeter yeter! Zırlama artık! Amma kafayı türedin ha! Baba maba yok artık, bitti! Senin baban olacak o işbirlikçi sungurlarla birlikte artık. O senin düşmanın. Naz'a ne yaptın? Heh, gel şimdi bir de buna derdi anlat. Başkanım, son anda o baş belası sungurlar çıktı ortaya. Çekilmek zorunda kaldık. Kaçakları aldılar. Bu kötü oldu Naz'a. O kaçak bombacı itirafçı olacak. İçedeki karakol bombalama eylemlerini durduralım. Anladım başkanım, merak etme. Hep o öğretmen kızın işleri bunlar. Bu öğretmen başımıza bela oldu. Köye sahip çıkıyor. Projemiz o Müslüman köyünü ele geçirip Zerdüş köyü yapmak. O öğretmen propaganda yapan militanları kovuyor. Şimdi de firar edenlerin TC'ye teslim olmasına yardım ediyor. Sen öğretmeni de bomba eylemlerini de bana bırak başkan. Sakın öğretmeni öldürme. Köylünün gözünde kahraman olur. Biz de bir daha köye adım atamayız. Öğretmeni halkın gözünde küçük düşünmeliyiz. Halk bu öğretmene inancını kaybetmeli. Öğretmeni halka Türk milliyetçisi, basit, hafif, meşrep, üçkağıtçı bir kadın olarak tanıtalım. Halk o öğretmenden nefret etmeli, onu köyden kovmalı, halk bize dönmeli. Şimdi beni niye okula sürüklüyorsun Çiğdem? Evde oturup sıkılma diye. Hem ben derse girince Semih öğretmenle lafın belini kırarsınız. İstemiyorum Çiğdem, niye ısrar ediyorsun? Sungurlar geldi ya, sen bir tuhaf oldun. Sanki sinirlerim bozuldu. Baksana, o Şahin denilen çocuk amma yakışıklı ha. Evli falan değil, değil mi? Ya niye soruyorsun ki? Hiç. Biz hazırız öğretmenim. Bu hafta sıra sizde mi? Evet öğretmenim. Evet, bu hafta gidilecek yerler listede çocuklar. Tamam öğretmenim. Bu kutu ne Çiğden? Yeni okul, cami, fakir fukara için yardım derneği kurdum çocuklarla. Bir senedir öğrenciler para topluyor Aslı. Ne güzel, hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Biz gidiyoruz öğretmenim. Dikkatli olun çocuklar. Yardım toplamaya çıkıyorlar ha? Evet muhtar. Siftah benden olsun o zaman. Alın bakalım. Haydi bakalım çocuklar. Hadi kolay gelsin. Heh geç. Hadi bahçeye bahçeye. Çabuk olun. Çocuklar dışarıda ne işiniz var sizin? Öğretmenim, Semih öğretmen gelmedi. Bizden çok önce gelmeliydi. Nasıl gelmez? Semih öğretmen. Ya ben onu eve giderken gördüm öğretmen hanım ha. Yok, cevap vermiyor. Ya merak ettim şimdi. Önümden geçip eve girdi. Ben de merak ettim şimdi. Köydedir Çiğdem, nereye gidecek? Semih öğretmen okuldan ayrılmaz ki. Gidip bakalım muhtar. Giderim. Semih! Semih neredesin? Aç şu kapıyı. Buyur öğretmen hanım, buyur. Semih! Semih neredesin? Allah'ım olamaz. Hadi Çiğdem, gel dışarı çıkalım. Nefes al biraz. Gel. Hadi. Hadi indirelim şunu. Öğretmen buraya mektup bırakmış. Ay vah vah. Bunu. Sen
ve hayatta ona hiçbir problemi olmayan birisiydi. Ya bir sorunu vardı demek ki. Allah affetsin. Örgütmen hanım. Semih kendini asmadan evvel bunu sana bırakmış. Hele bir oku şunu. Çiğdem, artık bu hayata ve senin tavırlarına dayanamıyorum. Bana ihanet ettin. Oysa nasıl da sevmiştik birbirimizi. Ama sen ne yaptın? Tüccar Bedir'le beni aldattın. Yazıklar olsun sana. Ben bu ihanete dayanamıyorum Semih. Bu ne böyle ya? Neler yazmış? Çiğdem. Yalan, yalan bu. Vallahi yalan, iftira. Aga, geldik. Gelin, gelin, geçin, gel. Gel, gel, geçin. Yemek yediniz mi? Aga yediler. Yemez olurlar mı ya? İkisi de maşallah boğazına o kadar düşük ki. Bütün yemeği yuttular yuttular. Bana bir lokma vermediler ya. Ama ben de aç. Tamam neyse hadi afiyet olsun. Tamam hadi. Afiyet olsun çocuklar. Sağ ol. Allah komutan. Razı olsun komutanım. Vahit. Bize anlatacakların varmış. Seni dinliyoruz. İlçedeki karakola intihar bombacısı gönderecekler komutanım. Ne zaman? Hangi karakol? Zamanını bilmiyorum. Ama yeri biliyorum. İlçedeki Ergin polis karakolu. Bombacının kim olduğunu biliyor musun? Yok komutanım, bilmiyorum. Şahin, çocuklar savcılığa teslim edilsin. Emredersiniz komutanım. Gel. Bize ne olacak komutanım? Ona ben cevap vereyim. Muhteşem zekamı kullanarak hiçbir şey olmayacak. Çok kolay. Onu pişmanım diyeceksiniz. Pişman olacaksınız. Pişman olunca bitiyor. Ben de zaten zamanında pişman oldum. Pisliğin tekiydim ben ya. Pişman oldum. Oh! Kurtuldum. Şu an var ya gerçekten dünyada hem muhteşem derecede rahat hem muhteşem derecede keyifli. Susmaz. Acayip güzel zaman geçiren bir insanım. O eski günler yok mu? Mağarada geçirdiğim günler. Bir gülürden geliyorum ona. Ya doktor o. Benim çenem düştü demin ya. Öf. Tamam yolda anlatırım size. Hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. Hadi eyvallah. Ne konuştun hadi. Ya? Hadi. Of. Yuva. Gölge 1. Devam et Serdar. Hainlerin hedefi ilçedeki Ergin polis karakolu komutanım. Ben bütün karakolları uyardım. Siz de orada gereken önlemi alın. Anlaşıldı komutanım. Bunu hemen karakola sür. Ya White'i aldılar. Bunu okumuştur. Yakalarlar kızı. Bana akıl öğretme. Bombayı al, kıza yükle. Emredersin Naza komutan. Yürü, yürü. Başkanım, bomba eylemini planladım. Şimdi öğretmenin işini bitirmeye gidiyorum. Bomba eylemini nasıl hallettin Naza? Sungurlara yem gönderiyorum başkanım. Bomba başka yerde patlayacak. Komutanım. Bundan huy kaptım komutanım. Dur! Yaklaşma! Ne oluyor ya? Dur dediler lan abi sana. Abi dur ne yapıyorsunuz? Tamam yürü. Allah Allah ya.
Bunca zamandır milletten gizli aşk yaşarlanmış. Bak, çocuklarımızı kimlere emanet etmişiz? Bak. Ahlaksız, hayasız. Ya, kadını öğretmen yetmemiş. Tüccar Bedih'le de işi pişirmiş. Bedir evlidir, iki çocuğu var. Vay başımıza gelenler. İftira almasın kız. Adam kendini öldürmeden yazmış. Niye iftira atsın ki? Öğretmen diye sevdik saydık. He. Boynumuzda meğer yılan beslemişiz. Vah vah vah. Bak sen, vay vay vay. İftirayı nasıl atar? Bana bunu nasıl yapar? Ben onun en iyi arkadaşıydım. Bu onun yazısı mı Çiğdem? Evet, onun yazısı. Allah'ım bunu niye yazdı? Bedir ağabeyle de aramda ilişki varmış. Bana ne garezi vardı bu Semih'in aslı. Ya ağlama. Neler olduğunu anlayacağız, tamam mı? Köylüye kendimi kabul ettirmek. Güvenlerini kazanabilmek için yıllarca uğraştım. Ama bir iftira her şeyi mahvedecek şimdi. Nasıl kapı gördün? Ben isterim ona. Dedim sana değil mi? Kocana sahip çık diye dedim değil mi? Hadi gelin sana çabuk. Evin ablası seni. Seni şerefsiz. Ben şimdi soracağım sana. Mahmutsuz kal. Soracağım ben sana. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı öğretmen. Ya ne oluyor? Göreceksin sen. Kocama göz diktin ha, namussuz kadın. Hmm. İki tane çocuğum var benim. Allah belanı versin seni. İşte sen belanısın be. Namussuz. Git buradan. Yok böyle bir şey. Allah'a yemin ederim ki yok. Sus. Yalanmış. Allah'ın adını ağzına alma. Çirkin kadın. Hala bak. Görüyor musun? Konuşma bak, boşuna. Görüyor musun ne yaptığını? Yalan bu. Bedir Bey gelince ortaya çıkacak her şey. Hocamın adını ağzına alma. Dur. Ayıptır ya, ne oluyor? Bu namussuz kadını burada istemiyoruz. Gitsin bu köyden. Ben her şeyi biliyorum. Hele bir Bedir gelsin konuşalım. Bilir bilmez örgütmen hanımı suçlamayın. Allah senden razı olsun muhtar. Hadi be. Nesini bilmeyeceğiz çirkef karı. Hadi bakayım hadi. Hadi tamam. Hadi yürü gel. Tamam. Kimi arıyorsun? Bedir Bey'i. Gelsin anlatsın şunlara. Bedir Bey, ben öğretmen Çiğdem. Hayırdır öğretmen hanım? Bir şey mi oldu? Deme ya. Allah rahmet eylesin. Allah korusun. Ben namazında niyazında bir adamım. Böyle iftira olur mu? Ben geliyorum hemen. Tövbe tövbe. Bu nasıl iş? Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Naza komutan. Devam et. Naza komutan, adam çıktı geliyor. Karakola geldik. Toparla kendini la. Nevruz'a gitmiyorsun. Eyleme gidiyorsun. Devrim için karakola uçuracağım. Çık. Karakol orada. Hadi. Hadi.
Aha, bu ne ya böyle? Aha, bu pilot olmuş. Uçuyor bu, psycho. Herkes dikkatli olsun. Dur! Yaklaşma! Abi! Kurtar beni! Kocam peşimde! Öldürecek beni! Dur dedim sana! Kocam geliyor abi! Yardım et ne olur! Celil! Celil müdahale et! Bomba! Geri çekil! Yeter ulan artık, yeter! Celil, hemen götürün şunu. Tak, tak! Kesin yol, çabuk. Kimseyi yaklaştırmayın buraya. Durun, durun, geri çekin. Götürün şunu. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Geri çekin, geri çekin. Onu varın, geri çekin. Vay yazdı ulan. Helal sana ha, performansından hiçbir şey eksilmemiş. Gönül meselesi başka, görev başka doktor. Vay koçuma bak hele. Oğlum senin ne işin var burada? Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü git. Hadi oğlum. Hadi sen devine. Tamam toplaşmayın. Uzaklaşın. Çekilin. Ya, tamam çekiliyor kardeş. Geri çekilin. Geri çekilin. Hayır. Hayır. Allah'ım. Ambulans çağırın, durmayın. Koşun hepiniz. Allah Allah. Zemi öğretmen niye böyle bir iftira attı? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyoruz? Bir dakika durun. Suçum ne benim? Senin bir suçun yok. Suç öğretmenin. Ama kurban sensin. Al kız şu çantayı. Siz de ne bakıyorsunuz lan salak salak? Gelin alın şunu. De hadi oğla. Hadi. Nazo komutan, benim Ferhat. Uzatma konuş. Sungurlar bombacıyı yakaladıklarını sanırken bomba kahvede patlamıştır. Tamam. Bu daha başlangıçtı. Başlangıç. Burada karakolun önündeki olayı seyrediyorduk komutanım. Elinde yardım sandığı olan bir çocuk yanımızdan geçip kahveye girdi komutanım. Girmesiyle bomba patladı komutanım. O çocuğun elindeki sandıkta bomba olmalı komutanım. Bu çocuk kim? Daha evvel gördünüz mü? Ben çocuğu tanıyorum komutan. Söğütlü köyündeki öğretmenin talebesidir. Biz Semih öğretmeni çok seviyorduk. Semih öğretmen neden intihar etti öğretmenim? Kendini neden öldürdü öğretmenim? Bilmiyoruz. Yakında anlaşılacak çocuklar. Yürüyün eve. Hadi düş önüme. Hadi yürü. Bunlar başıma nasıl geldi anlamıyorum asla. Ben anlıyorum Çiğdem. Sen örgüte karşı çıktın.
Onlar da seni devre dışı bırakmak istediler. Herkese yaptıkları gibi onurunu kırmaya çalışıyorlar. Yani Semih'i onlar mı öldürdü? Olamaz aslında. İsteseler beni öldürürler. Seni halkın gözünde bitirmek, öldürmekten daha iyi onlar için. Dicle bacı. Hayırdır muhtar? Hayır değildir Dicle bacı. Bedir'in aracı nehre uçmuştur. Olur böyle şey? Kim dedi? Aha bu bacı onu görmüştür. Doğrudur bacı. Sen kimsin? Bizi nereden tanırsın? Tanımam bacım. Bu çanta sudan çıkmıştır. İçinde kimlik var. Oradan buldum köyü. Sonra da muhtara geldim. Bu kocamın çantası. Dur. Dur Dicle bacım. Bakma. Ben baktım. İçinde kocana yakışmayacak şeyler var. Bırak muhtar, bırak ver ne ol. Bedir'im. Oy Bedir'im. Öğretmenin resminin ne işi var burada muhtar? Burada öğretmenin kocana yazdığı mektuplar var. Namussuz. Alın bakın. Toz konduramadığınız öğretmeninize bakın. Bakın neler yazmış. Yaktı kocamın başını namussuz karı. La Bedir ne etmiş böyle? Sizin öğretmen de ammaca varmış ha. Maşallah iyi döktürmüş. Edebiyatçı mı ne? Bedir! Yaktın hocamı Bedir! Bu zavallı bayıldı muhtar. Yazık ha. Olan buna oldu. O öğretmen şimdi sefa sürer. Köylüler Bedir'i sevip sayar. Sözünü dinler. O gelince Semih'in bana iftira attığı çıkacak ortaya. İnşallah, inşallah. Öğretmen hanım! Aslı be. Sana yakışmadı bu öğretmen hanım. Muhtar ne diyorsun sen? Bedir'e yazdığım bu aşk mektupları. Göz göre göre aldattın hepimizi. Ya? Ne mektubu ya? Doğru söylüyor. Aldattın mı ki? Semih'in intihar sebebi bunlarmış. Bunlar benim yazım değil. Kim uyduruyor bunları Bedir'e yolladığımı? Bedir abi gelsin söylesin. Bedir öldü la! Olmaz. Olamaz Allah'ım. Hep senin tarafını tutarım öğretme. Ama bu yaptığın namussuzluktur. Kahpeliğin ortaya çıkmasın diye sen öldürdün Bedir abiyi. Yok artık. Saçmalamayın. Çiğdem'in namusuna dil uzatmayın. Sen kimsin be? Kim olacak? Öğretmenin yardakçısı belli ki. Köydeki diğer erkekleri de o baştan çıkaracaktır. Püh! Köyü kahpeler basmış. Namusumuz iki paralık olmuştur lan. Sizin gibi ahlaksızları istemiyoruz lan burada. Lan ne falan? Çekilin be. Gel Çiğdem. Böyle ar bilmez, namus bilmez insanları niye tutuyorsunuz köyde? Namusunuz iki paralık olmuştur. Hiçbir adam yok içinizde lan. Hadi soldurun lan. Söyle. Gidin buraya.
Çumurlar bunlar. Nasıl komutan? Melek Tavus, belanızı versin. Nereden çıktınız lan siz? Çekilin lan oradan. Çekilin. Sağ olun. Ağır olun bakalım. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oluyor burada muhtar? Bu örgütmen erkekleri baştan çıkardı. Köyü birbirine kattı. Yalan söylüyor. İyi ki geldiniz komutanım. Bu köyde Çiğdem üstüne kötü oyunlar oynanıyor. İstemiyoruz ya. Gitsinler bu köyden ya. İstemiyoruz bunları. Gitsinler buradan. Çekil şunları. İstemiyoruz bunları. Çekil mi Rabbim ya? Kesin lan sesinizi. Kesin lan. Yoksa ben öyle bir keserim ki sesinizi. Ebediyen dilsiz kalırsınız lan. Kes. Yardım toplamak için ilçeye öğrenci gönderdin mi? Evet üsteğmenim. Seyfo ilçeye indi. İyi halt ettim. Çocuk intihar bombacısıymış. Bir kahveyi havaya uçurdu, bir sürü adam öldü. Olamaz. Seyfo Muharrem'in oğludur ya. O çocuk bombacı olamaz. O yardım kutuları nerede Çiğdem öğretmen? Okulda üsteğmenim. O kutuları derhal görmemiz lazım. Nerede kaldın kız? Evrakları kampa geç getirdiler Naza komutan. Derhal okula gidiyorsun. Bunları dosya dolabına koyuyorsun, tamam mı? Olur Naza komutan. Sen de buna göz kulak ol. Emredersin Naza komutan. Ulan öğretmen. Bu evraklar canını okuyacak senin. Baba. Ne oyalanırsın sen burada? Bunlar geçiyordu abi. Kestirmeden gidelim. Yürü. Yürü hadi. Yürü kız. Baba affet beni. Kız yürü. Sungurlar geliyor. Yürü. Çık, çık. Aç pencereyi. Çık. Atla. Atla. Hadi kız. Ne duruyorsun? Atla. Atla. Bu tarafta üsteğim. Aslı. Kutular bunlar. Bunlar temiz komutanım. Ya burada köylülerin bilgileri vardır. Nerede? Ya sen köyü fişlemişsin örgütmen hanım. Nasıl olur ya? Doğru. Köylüler fişlenmiş. Bu faşistliktir örgütmen hanım. Bu evrakları ilk defa görüyorum ben. Bu listede bir sürü iş yerinin adı var öğretmenim. Çocukların yardım topladıkları yerler. Bombalanan kahve de var listede.
Çiğdem örgütle mücadele ediyor komutanım. Alçakların hedefi haline geldi. Ya koca örgüt bir örgütmenle mi uğraşıyor? Öldürürler olur biter. Şşş, ağır onlar. Muhtar, köyde örgüt taraftarları var mı? Allah'a çok şükür yoktur. Merak etme aslanım. Biz öğreniriz var mı yok mu. Şahin, olay aydınlanana kadar sen Çiğdem öğretmeni koruyorsun. Emredersiniz komutanım. Yetti oğlum, yetti. Öğretmen ocağımı söndürdü. Örgütmenin etmediği kalmadı bu köy. Erkekleri birbirine düşürdü. Örgencisi bombacı oldu. Köy halkını fişledi. Defolup gitsin bu köyden artık. Defolup gitsin bu köyden. Kavusuzları bu köyde istemiyorum. İstemiyorum. Gitsin buradan. İstemiyorum. Olur mu bu? Gitsin. Köylü çok öfkeli Celil. Semih öğretmen Çiğdem'e olan aşkından intihar ediyor. Bir esnafla aşkı ortaya çıkıyor. Adam deriye uçuyor. Öğrenci bombacı oluyor. Köy fişleniyor. Bu Çiğdem öğretmen bana sakat gelmeye başladı komutanım. Neler olduğunu öğreneceğiz Celil. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hele de işin içinde örgüt varsa. Aynı fikirdeyim komutanım. Ulan bana geliyor. Yaklaşma Serdar. Gelme. Gelme sakın gelme. Aga. Kordon. Hele şurada bir evden ateş edildi ya. Gidek de bir bakak. Canlarına susadı bunlar ha. Göz göre göre. Gidelim doktor. At silahını bacı. Mahmut abi ne oluyor? İçeride birileri var. Ama bu kadın bizi eve yaklaştırmıyor komutanım. Bir cehmin herin. At silahı at. At. Ulan manyak mı be? Celil karşındaki bir kadın. Haklısın komutanım. Eli silahlı bir kadın. Herin. Durun komutanım. Durun durun. 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 O benim gelinimdir. Senin gelin aklını oynatmış amca. Askere ateş ediyor bak. Onlar da Ajin'dir. Oğlum evlendikten sonra Ajin hamileyken dağa çıktı. Bir daha dönmedi. Ajin yıllardır yokluk çekti. Acı içinde yaşadı. Şimdi oğlu çok hasta. Aklı iyice karışık. Zavallı eve kimseyi sokmuyor. Üstüne gitmeyin zavallının. Hem Türkçe bilmez o. Uşka Ajin. Tukes nake ve mali. Esker dihaze mali bigere. Na? Bir cehmin herin. Ez ve nakme mali. Tamam. Dibekü nekemne mali. Ledibekü kurte ne haşe. Va doktore. Berde bura muane bike. Ya kovusar komutandı. Kureyde çöken mesakım. Komutan. Tülser soza huy. Diye soza huy begiri. Anji evcile istikateceye. Ezmeri sozi home huşkajin. Ez askerim, sözümün sözü. Bu manyağa güvenmeyin komutanım. Doktor, dikkat edin. Vere, vere, vere. Bu nasıl bir soğuk ya? Burada yaşanmaz doktor. Zarukluk ye huşkajın. Livedere komutan. Ne? Oo! Oo! Bakın. Vallahi bu çocuk çok hasta ya. Burada hayvan bile dayanmaz ki. Yokluk başka bir şeye benzemez doktor. Yokluk ateşi bir eve düşmeye görsün. Doğruları eğri, eğrileri doğru yapar.
Her şeyi yakar yıkar insan. Celil. Emret komutanım. Hemen buraya yemek, süt, tüp gaz, temel gıda maddeleri istiyorum. Bir de giyecek bir şeyler ayarlayın. Anlaşılmadı komutanım. Celil, anlaşılmayan ne? Yakacak odun da istiyorum. Anladınız mı? Hemen istiyorum. Alındı. Anlaşıldı komutanım. Aslı, dışarı gel, konuşacaklarım var. Aslı, Aslı. Önemli diyorum, konuşalım. Aslı. Korkak. Çay demledim. Yok, ben istemiyorum Çiğdem, sağ ol. Bu senin değil, Şahin'in çayı. Ne gerek var Çiğdem? Hava soğuk, üşümüştür. İyi, battaniye de ver o zaman, sarınsın. O asker Çiğdem, alışkındır. İyi ama bizim için burada. Yüz verme şuna, şımarığın tekidir. Öyle değil mi? Sen anlamıyorsun belki ama Şahin çok şeker biri. Çiğdem, ne oluyor sana? Ben Şahin'i çok beğendim Aslı. Beğendin mi? Evet. Sen bilirsin, bir sevdiği falan var mı Aslı? Bana niye soruyorsun? Git ona sor. İyi, sorarım. Hem sen bu Şahin'i niye sevmiyorsun Aslı? Sevmiyorum işte. Çok seviyorum. Hem de çok. Bırak Şahin, bırak ya. Üsteleyip durmanın bir anlamı yok. Eğer evlenirsen ona bebek bile veremeyeceksin. Şahin! Gel Şahin, çay yaptım. Soğutma. Sağ ol Çiğdem öğretmen, teşekkürler. Hava soğuk. İçin ısınsın bari. Biz alışkınız ya böyle havalara. Malum operasyon, sürekli arazideyiz yani. Sizin de işiniz zor tabii. Bu kadar çocukla uğraşmak kolay değil. Ben sizin yerinizde ulan, olsam hayatta yapamam. Silah olsa çekip ateş vallahi edeceğim şimdi. Oraya. Öğretmenim, öğretmenim. Gel Hakan. Öğretmenim, ben yardım toplamaya gidiyorum. Bugün gitme Hakan. Bugün para vermeye söz verenler var. Onları toplayıp hemen dönerim. Tamam ama çok dikkatli ol. Olur öğretmenim. Dur bakayım hocam. Aslanım, bakayım mı şuna? Altına da bakayım. Tamam aslanım, git sen. Hoş geldin. Aga, her şey geldi. Peki, o hele bir ge. Cidestime evdi. Zaruk prine hoşa, hoş geldin. Embiharin ne haşhane? Ne haşhane ne be komutan? Baveriyam bitece nai. Zaruk neçe ne haşkani vi bimre. Dimire bila bimre komutan esçi bikim. Meremi psala eseri çiyaye undaye.
Bir emşir seri çiğe bu, haddes limbu. Uvid işkenceye de kuştun. Dığnaneke. Emeskerin, mina ve insanın. Mehizbıkra bizori emidikeftine huşkajin. Nakkeftin, mahremçiye, ne mahremçiye, emvidizanın. Komutanım, ambulans geldi. Tamam Celil. Ambulans at. Lavit hebubun ne haşkani. Yine otmeka hunka ajin. Zoruk büfültine. Şevpe geri ne hati kurban kervu zerdi be vere ne hoş ketim min ve vahan zanı bu kodej ve razı be komutan vade can ke şan vere. Kahve burası. Tamam abi. Kudeş'te razı be komutan. Tejiyana kuremin hılaskır. Kudeş'imi hemiyan razı be. Hiç merak etme. Min güleberdata hakkı kal min helal kebiremin. Helal helal. Hadi söyleyin çocuğu hastaneye götürsün. Ajin. Hadi kurehi. Bihare hastahane. Un idi her du bireminin. Dünya ve ahireti. Ya. Haydi, haydi, haydi. Ya kurdun dostum ne oluyor acaba sana? Senin kösele gibi yüreğin var diye. Ya çok affedersin, sulu göz olmaya başladın ha sen. Gözyaşı kalbin nezlesidir doktor. Ya o nasıl bir nezleymiş ya? İnşallah hepinizden bana bulaşmaz. Ben nefret ediyorum ağlamaktan ya. Gölge bir acil. Emredin komutanım. İlçede bir kahvede daha bomba patladı. Öğrendiğimize göre intihar bombacısı gene o öğretmenin öğrencisiymiş. Olamaz, biz köydeyiz komutanım. Olayı basına yansıtmışlar. Hemen köy karışır şimdi. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı komutanım. Yürüyün hadi. Ne oluyor? Öğretmen, Ankara bombacı yaptın. Az önce haberi geldi. İlçede patlatmış bombayı. Kendine de insanlara da kıydı. Olamaz. Yürüyün arkadaşlar hadi. Çıldırmış bunlar, arıza çıkaracaklar. Çabuk 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 eve eve hadi. Durun, yaklaşmayın. İstemiyorum. Bırakın bizi onları. Öğretmenim bir şey. Yaklaşmayın. Sen karışma asker. Bu iş namus meselesi. Yaklaşmayın. Celil. Komutanım, silah atıldı. Öğretmenin evine saldırı olabilir. Hadi çıkalım. Hadi beyler, dikkatli olun hadi. Şerefsiz! Hadi arkadaşlar! Durun! Göstereceğiz sana günü! Durun, kastına gelmeyin! Yapmayın! Çiğdem'i koruyacağım diye öleceksin! Gir içeri! Sağ ol aslan! Yürü! Hadi yürü! 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 Hadi yürü! Arkadaşlar, meşaleleri atın. Evi yakın. Hadi.
Kalk! Lan! Lan! Dağılın! Açılın! Dağılın! Beyler hadi! Dağılın! Geri çekilin! Dağılın! Geri çekilin! Dağılın ulan! Çekil 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 çekil! Çekil şuradan! Çek! 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 Şuraya! Defol! Bir de! Hadi! Çık lan! Çık! Çık! Hadi! Lan! Var mı lan başka delikanlı? Hadi lan! Madem bu dilden istediniz alın işte! Yok mu lan sözünün arkasında duran? Hadi lan! Muhtar, köylüyü çek buradan. Komutanım, bu kadın örgütmen çocukları bombacı yaptı. Çocukları da halkı da öldürdü. Korumayın bunu. Sonra askere güveni kalmaz köylünün. Muhtar doğru söylüyor. Söyleyin. Ver onları bize. Helal olsun muhtar. Muhtarını kolay verdin. Tamam sözlükler bu. Niye koruyorsun? Asker sen onları niye koruyorsun? Neden kolluyorsun? Celil. Öğretmeni tutukla. Komutanım suçsuzum. Celil, emrimi duydun. Tak kelepçeyi. Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum ben. Bombacı olamaz. Allah'ım aklım almıyor. Ben kutuya baktım zaten komutanım, temizdi. Birilerinin kutuları değiştirdiği belli. Bugün başka yardım toplamaya çıkacak çocuk var mı öğretmen hanım? Mahsun, Mahsun var. Bir saat sonra ilçede olacaktı. Nereye gideceği belli mi? İlçede öğretmenim var. Öğretmenler topluca yardım yapacaklardı. Öğretmenleri uçuracaklar komutanım. Celil. Hemen çıkalım. Şahin sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Araç gelinceye kadar öğretmen burada kalacak muhtar. Çocukları bombacı yapan bu katili hapse attın komutanım. Atacağız. Atacağız muhtar, merak etme. Hadi beyler çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Duydunuz komutanı. Dağılın lan. Dağılın. Çiğdem, ağlama artık. Serdar komutan bir şekilde çözer bu işi. Canım, bırak ağlasın. Daha iyi, açılır. Bak, öğretmen evine gidiyorsun. Tamam abi. Tamamdır aga. Dur, şerefsiz. Tamam Celil. Kırdı bırak. Doktor bırak bu sende. Kolumu. Kolumu. Tamam lan sus. Tamam bu bende. Beni hastaneye götür. Kolumu kırdınız. Tabii ya oldu. Bırak. Başka emrin var mı lan? Yere lan. Yere. Ağlama. Senin suçun yok. Sana bir şey yapmayacağız. Seni kim getirdi buraya?
Hemensiz nereye? İlçeye muhtar emme. Ben de oraya gidiyorum. Hadi atla. Gel. Gel bakalım tut. Sonra o abiyi aldı arabaya. Kutuyu aldılar mı senden? O abi para atmak için aldı kutuyu benden. Kutuyu değiştirdiler. Bütün pisliğin başı muhtarmış. Alçak herif. Köylü muhtara inanıyor. Öğretmeni suçlu görüyor. Bu işi öyle bir yapmalıyız ki öğretmen temize çıkmalı. Köylü muhtarın ne şerefsiz olduğunu görmeli Celil. Zavallı çocuk. Kendini de örgütmen hemeni de uçurdu ha. Evet muhtar. Haber hiç duyulmadı. Söyledik ya lan. Gizli tutuluyor oğlum işte. Öğretmenin ifadesini savcı alınca açıklanacak. Kendi yürüyebilir, tutmasana. Allah Allah ya. Namussuz kadın, çocuk katili. Defol, defol. Dur. Şahin. Gelin, hadi toplanalım bakalım. Hadi beyler, gidiyoruz hadi. Nasıl komutan? Bana. Muhtar ne yaptın? Son çocuğu öğretmen evine bıraktım. He orası da uçtu havaya. Çok sayıda ölü varmış. Biz bir haber almadık muhtar. Yanlışın olmasın. Komutan söyledi. Saklıyorlarmış. Öğretmeni tutuklayıp götürdüler. Kurtulduk ondan. Artık köy örgütündür. Ulan iyi işledin. Semih'i öldürdük. Bedir'i dereye attık. Çocukları bombacı yaptık. Yerine şahit yok. Bütün köy devlet düşmanı artık. Örgütmen engeli kalmadı. Köyü örgüt tarafına rahat çeker artık. Yap. Ne yapıyorsun lan? İçeri koyun de. Lola la. Gel la. Ula, ula ben de seni adam sandım ya la ciğersiz. Ne diyorsun? Ula sen ne biçim bir adamsın la? Ne diyorsun sen ya? La, ula sen insan mısın? Sen insan desem değilsin. Sen ot desem değilsin. Ha, sen kimsin la? Yürü, yürü lan, yürü, yürü lan. Ciğersiz, yürü. Ne? Ciğersiz seni. Yürü, yürü lan. Ne oluyor be? Ya, konuşma fazla yürü. Yeter lan yaptıklarınız. Yeter lan. Yeter. Hayda. Yeter. Hayda. Hey. Ulan kaç kişinin canını kıydın ha? Aha vur şuna kordon. Vur komutan vur. Ha. Vur kordon vur ellerinden. Vur ellerinden. Vur ellerinden. Apar kodu vur komutan. Hey hey ya. Hayda. Vur. Hayda. Yeter lan yeter! Götürün lan şunu! Bravo kordon! Bize verin! Bravo! Bize verin! Öğretmen hanım affedin bizi. Sana hainlik ettik. Bırakıp gitme ne olur. Bu köy sensiz olmaz. Komutan! Askere güvenmemekle hata ettik. Köyümüzü kurtardınız komutan. Allah sizden razı olsun. Sağ olun sağ olun. Allah cümlemizden razı olsun. Celil, burada işimiz bitti artık. Hadi beyler, çıkıyoruz. Haydi beyler, toplanın. Komutanım, haydi. Allah razı olsun.
Aslı, sen de geliyorsun. Helal olsun. Hoşça kal. Haydi sağlıcakla. Yolun açık olsun Aslı. Yürü be, önüne bak. Yürü. Tamam ya. Allah Allah.